Arkadaşlar herkese selamlar. PHP sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 36. dersindeyiz. Bu dersimizde PHP'deki fgets ve fgetsi şeklindeki fonksiyonlarımızı göreceğiz sizlerle. Hatırlayacağınız gibi bir önceki dersimizde fread'i görmüştük. Dosyadan bir veriyi okuyorduk, ekranımıza yazdırıyorduk. Bu fgets ve fgetsi de aslında aynı mantık arkadaşlar. Gets olan ile single bir line yani tek satırlık veri alıyorsunuz. Bu dosyanızın içindeki. F de karakterden geliyor. Burada da single bir karakter alıyorsunuz. Yani tek bir karakter alıyorsunuz. Bunu yazdırıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Hemen bakalım isterseniz. Bizim şöyle bir deneme nokta txt dosyamız vardı arkadaşlar. Bunun içinde şöyle yazılarımız mevcuttu. Şimdi yine bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Burada da arkadaşlar f olduğu gibi bizim dosyayı açmamız ve daha sonrasında kapamamız gerekiyor. Gelelim şöyle. Dolar file diyorum. F open diyoruz. Daha sonrasında hangi dosyaydı? Deneme nokta dosyası. Burada sadece okumak istiyorum diyorum. O yüzden r şeklinde bunu yazdım. Daha sonra oraday diyoruz. Şu şekilde. Buna da içine herhangi bir şey yazmayalım arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Sonrasında hemen açtığımız dosyayı kapatalım. F close diyorum. dolar file diyorum. Ve bu şekilde kapattım. Şimdi bunları yaptıktan sonra ben diyorum aynı fgetle olduğu gibi echo diyorum fget diyorum ve daha sonra bunun içine ben failimi, değişkenimi, dosyamı koyuyorum arkadaşlar. Böyle yaptığımda gidecek bana şuradaki dosyanın içindeki ilk satırı alıp yazdıracak. Geldim sayfamı yeniliyorum deneme şeklinde bunu bana yazdırdı. Bu şekilde tek bir satıra ulaşabiliyoruz. Peki bütün satırlara ya da ilk iki satıra sadece ulaşmak isteseydik ne yapmamız gerekiyordu? Onu da while döngüsüyle yazabiliriz arkadaşlar. Bunun için şöyle yapalım isterseniz. While döngümüzü yazalım. Daha sonra şöyle süslü parantezlerimizi de açalım. Şimdi arkadaşlar bir tane değişken tanımlıyorum. Geldim. Dolar i eşittir sıfır diyorum. i'yi e sıfıra tanımladım ilk iki tane satır almak istiyorum diyelim. Geliyorum. Dolar i küçüktür. 2 olduğu sürece burası dönsün diyorum. Ve daha sonrasında şurayı da dolar i artı artı olarak arttırıyorum. Geldim şimdi. Sayfamı yeniliyorum. Deneme test şeklinde bana ilk iki satırı şurada yazdırmış oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Burada göstermek istediğim bir diğer özellik ise şu arkadaşlar. F of şeklinde bir şey var. Yani file end of. Dosyanın sonu mu? Bu şekilde bir fonksiyonumuz var. Hemen şöyle yazayım isterseniz. F of şu şekilde aç kapa fonksiyon yazıyoruz. Buraya bir dosya ismi gönderiyoruz. Dolar file şeklinde. Bunu gönder. Burası bana dosya sonuna geldiği sürece devam etsin gibi bir anlam katacak. Yani şöyle. Fail dosyanın sonuna geldim mi? File end of file. Şurada göndermiş olduğumuz değişken. Eğer ki dosyanın sonuna geldiysek burası true dönecek. Ama dosyanın sonunda değilsek burası false dönecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığımızda bakalım ne olacak. Geldim sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey kalmadı. Çünkü dosyanın sonuna geldim mi? Hayır gelmedin. Burası false bir değer döndü bana. Burası false bir değer olduğu için while çalışmadı. Çalışmadığı için de ben şurada yazdırma işlemini yapmadım. Burada işte daha öncesinde de görmüş olduğumuz şu başına ünlemi koyuyoruz. Yani false'u true yapacak. True'yu false yapacak. Burası şimdi gelelim. Sayfayı yeniledik. Görmüş olduğunuz gibi tamamını aldı. Ekrana yazdırdı. Şuranın tekrar üstünden geçelim isterseniz. Dosyanın sonuna geldim mi? Hayır gelmedim. Burası false dönüyor. Burası false döndüğü sürece ben bunun devam etmesini istiyorum. O yüzden başına ünlem koyup bunu true yapıyorum. Ama dosyanın sonuna geldim mi? Evet geldim. Burası true döndüğünde artık ben bu işlemin bitmesini istiyorum. Burası true olduğunda da başındaki ünlem bunu false yapıyor. False olduğunda da benim şuradaki döngüm tamamlanmış, bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu kadar diyelim. F gets oldukça kolay zaten. Single line alıyoruz. Şunları şöyle yoruma alalım. Get C'ye geçelim. Get C'de arkadaşlar ya da get C olarak diyelim. F get C. İngilizceden kopmayalım. Burada da single bir karakter alıyoruz. Yani tek bir karakter alıyoruz. Şimdi bunun aynısını şöyle kopyalıyorum. Geldim şuraya. Bunu C'yi C'ye çeviriyorum. Ve file diyorum. Bu şekilde çalıştırdığımda gelecek bana ilk karakteri gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir işareti. Çünkü bizim burada küçük bir işaretimiz mevcut ilk karakterimizde. Burada yine arkadaşlar şurada olduğu gibi while döngüsüne bunu sokarak tamamını yazabiliriz. Yazdırabiliriz ekranımıza. Şöyle hemen bir örneğimizi yapalım. Bunu yapıştıralım. Şunu da aynı şekilde alalım. Böyle yaptığımızda da bütün karakterlerin üstünden dönecek. Geldim yeniledim. Deneme test PHP şeklinde hepsini yazdırdı. Bütün karakterleri tek tek üzerinden geçti arkadaşlar. İlk 5 karakteri yazdırmak isteyebilirsiniz. Mesela şöyle şurayı silelim. Dolar iyi diyelim. Daha sonra küçüktür 5 diyelim. Şu. Evet i artı artı kalacak. Bu diğerinden bağımsızdı. Birer tane arttıracak. Geldim yeniledim. Gördüğünüz gibi DE'yi yazdı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Birinci karakterim şu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Burada şu şekilde bir şey yazmasını beklemiyoruz. Çünkü burası artık üçüncüden sonra bunun paragraf elementi olduğunu algılayıp D olarak bunu yazdırdı arkadaşlar. O yüzden burada yani manuel olarak burada P'ler yazıyor değil. HTML'i algılıyor. HTML'i algıladıktan sonra bunu ekrana yazdırıyor diye düşünebilirsiniz. Bunu 15 yapalım isterseniz. Dilediğiniz gibi sayfayı yeniledim. Deneme olarak bunu yazdırdı. 30 yapalım. Geldim sayfamı yeniledim. Deneme test P şeklinde de çıktı. Buraya kadar yazıyormuş. Get de özelliği bu şekilde arkadaşlar. E ofla. Yani file end of ile bunu dönebilirsiniz. Tüm karakterleri alabilir, ekrana yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Oldukça kolay bir konuydu. Bunları bölerek anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla karışıklık olmasın diye. Bir sonraki dersimizde dosyaya yazma işlemlerine bakacağız artık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.